Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir serinin ilk bölümündeyiz. Formula 1 2021 oynayacağız ve bu senenin oyununa yeni bir hikaye modu eklenmiş. Daha önceki oyunları oynamama rağmen bu ilgimi çekti. Hatta o kadar ilgimi çekti ki uzun zamandır istiyordum. Bir Logitech G29 kolu ve pedalları aldım. Vites yok. Bunda zaten el vitesi olduğu için vites almadım şimdilik. Lazım olursa farklı oyunlarda falan gerekirse almayı düşünürüm. Şimdi bu FIFA'daki Alex Hunter'ı biraz andırıyor yanılmıyorsam gördüğüm kadarıyla. Breaking Point, Take on the Role of Formula One Rookie Aiden Jackson as he faces off against teammate Casper Ackerman and rival David Butler in this action-packed story experience yazıyor. Yani burada ne diyor? Bir Formula 1 çaylağı olarak, Aiden Jackson olarak hikayeni oynayacaksın. Daha uzatmayacağım. Normal desek, yani yeni oynuyorum ama çok da kolay olsun istemiyorum. O yüzden challenging mi desek, orta. Türkçe yok bu arada oyunda arkadaşlar. O yüzden her şeyi tercüme etmeye çalışacağım. Altyazılarda da Türkçe yok ne yazık ki. Orta seviye diyelim. O kadar direksiyonumuz var arkadaş. Şimdi Alfa Tauri, Aston Martin takımımızı seçiyoruz. Alfa Romeo, Ural Kali. Bu arada arkadaşlar ben eskiden Formula 1 izlerdim ama bayağıdır izlemiyorum. Bu Ural Kali diye bir takımı önceden bilmiyordum. Sonradan çıkmış. Williams. Bunun ismi farklıydı galiba eskiden. Farklı bir Williams'dı. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar kimi seçeceğim? Alfa Tauri de eskiden yoktu diye hatırlıyorum. Burada Aston Martin'i tanıyorum. Alfa Romeo'yu tanıyorum. İtalyan mı olalım, İngiliz mi olalım? Aiden İngiliz ya da Amerikalı bir isim. O yüzden ben burada yani Williams Racing de yanılmıyorsam İngiliz ama ben Aston Martin'i seçeceğim arkadaşlar. Hadi başla diyelim. Abu Dhabi. Final Race of the 2019 Season. 2019 sezonunun son yarışı diyor. Aha. Umarım kamera doğru yerdedir. Şimdi Aydın mı? Ama farklı takım bu. İnanılmaz bir yarış. Her sürücü çok agresif. Hepsi kazanmak istiyor. Hepsi de Kuşum Aydın'ın artık Kuşum Aydın diye isim geliyor bu çocuğa. Onun baskısını hissedecektir. Çaylak Kuşum'un. Atmosfer muazzam. O bu Formula 2. Formula 1 değil. Formula 2'den Formula 1'e geçiş zamanları Aydın'ın. O biz Formula 2'den başlıyoruz o zaman. Okey. Pedaldayım. Hazırım hocam. Okey. Hadi. Başladı. 10. Birden direksiyon öyle bir değişti ki. Şimdi orta seviyeyi seçtik. Bakalım ne kadar zor olacak. Biraz zor gibi. Bir alıştırma yarışı yapıyorsunuz. Başta. İlk oyun inerken. Orada daha kolaydı. O kesinlikle en kolay moddu. Arkadaşlar bu arada kolu görmüyorsunuz ama direksiyonu. Ona da belki olmadı bir kamera ayarlarım. Güzel olabilir. Burada çok yavaş gitmek gerekiyor. Okey. Radara da artık bakmaya başladım sol günde. Oradan biraz daha önceden ne yapacağımı kestirebiliyorum. Burası o kadar sert bir köşe değil mesela. Ne oldu abi, bitti mi? Ha, birinci bitirmem lazım. Buradan geri dönüyoruz. Normale geçiyorum. Çünkü kesinlikle orta zorluk çok zor. Yine aynı şeyleri seçeceğim. Geri kalan her şeyi aynı bırakacağım. Abu Dhabi 2019 Formula 2 sezonu. Orta seviyede kazanmayı bir yarım saat denedim. Başaramadım. O yüzden bakalım en basiti nasıl. Hadi Aydın, sana güveniyoruz koçum. Daha hızlı gidebiliyorum. Onu anladım. Çok rahat. Yani o tekerler o kadar kaymıyor. Daha önceki kadar. Düz yolda adam geçebiliyorum mesela. Burada çok kolay gibi geliyor. Neyse olmadı, biraz buna aşırı fazla alışınca tekrar orta seviyeye geçebilir miyiz emin değilim. Tabii bu da o kadar da kolay gelmedi. Ama ben de labale oynamamam gerekiyor. Evet, burada bir ikaz aldık. Eğer çok kestirmeden gidersen ceza veriyorlar. Hadi bakalım. Giotto 4 saniye ileride. Yani onu hiç yakalamayı başaramadım. Üçüncü bitirdim. Öyle de olmadı. Latifi. Sen Arnavut musun koçum? Frenler daha etkili. Onu fark ettim. Mesela burada Latifi yoksa geçemezdim kesinlikle. Latifi niye çarpıyorsun?
çok kötü şarttı be. Yani bana niye ceza veriyorsun? İkaz ediyorsun ya da daha doğrusu adam bana geldi geride. Çok ayıp. Latifi, ben geldim yine kral. Çekil lan. Adama çarpma. Okey, illegal bir şey yoktu bunun. Geçtik Latifi'yi. Bak yine ikaz ediyor. Çok da dokunmadım ki. Şimdi lideri yakalayabilir miyiz? Burası en zor yer. Çok dönüş var burada. Okey, şuradan sağ salim çıkabildiğimize göre sakin koçum. Gazla diyor. ...2.3 saniye. Bu zorluk bile yani zor geliyor bana harbiden. O kadar noob. Hadi aydın koçum ya. Senin araban mı yavaş, ben mi o kadar noob'um? Piste kaldığımız yok ki, orası da ayrı. Direksiyonun daha kolay olur dedik, daha zor gibi geliyor bana. Gazla kral, kökle. Yine pis bir yere geldik. Güzel. Giotto, İtalyan. Ne haber? İtalyan'da geçtik mi? Senin mi araban hızlı benim mi? Geçtim sanki. Geçtim evet. Yes. Okey, güzel. Arkadaşlar bu arada bunun montajını nasıl yaparım bilmiyorum. Tüm yarışımı gösteririm. Burada galiba gösteririm yani. Ya da biraz ilerlete gösteririm ara ara. Çünkü full bir video. Bir yarış olabilir. Ne kadar lap oynatıyor bilmiyorum. Her seferinde böyleyse fena değil. Ve ooo, daha bir lap daha var lan. 6 saniye taktım bu arada. Bu da çok kolay geldi abi. 6 saniye takabiliyorsam ikinciye. O da çok değişik. Dikkat, dikkat. Yani bayağı bir... Orada batırıyordum az kalsın. Dönseydi arabam var ya, bitmişti. Bas gaza aydın, bas gaza. İşte bu, işte bu. 50 kez yarışıp ondan sonra en düşük modu almaktan sonra almakla beraber gelen mutluluk. Eyvallah. Aydın, koçum benim. Evet, başardı. Aydın, Formula 2 şampiyonasını kazanıyor. İşte bu koçum benim. Süper bir galibiyet Jackson için. Seni görüyorum. Oo, hayallerinde Mercedes için sürücü olmak varmış, Formula 1'de yarışmak varmış. Aha, bizim Aydın. Fantastic. After this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1. Evet, Jackson'ı herkes tanıyacak bundan sonra diyorlar. Ya geleceği parlak genç sürücü için. Hadi bakalım. Yani aydın. Şimdi Avustralya Grand Prix'si Chapter 1 Formula 1 yarışı. İlk Formula 1 yarışımız galiba. Okey abicim. Aydın, ne haber aydın? Oo. Aydın. Now you've made the leap to Formula 1. No surprise to anyone who's been watching. Artık Formula 1'e geçiş yaptın. Hiç kimse için sürpriz değildi bu. Nasıl hissediyorsun ilk yarışına çıkmadan önce? Hala inanamıyorum falan diyor Aydın. Süper bir fırsat. Gerçekten bir rüya gerçleşiyor burada. Çocuk gibi hissediyorum kendimi. Etrafımda hep izlediğim kahramanlarım var. Yani gerçekten kendimi böyle biraz sıkmam gerekiyor ki gerçekten burada mıyım yoksa rüyamı görüyorum. Yani yarış olarak da her şey sonuçta yarış. O da yarış, bu da yarış. Formula 1 de yarış. Yanında takım arkadaşı olarak Casper Ackerman'ın olmasından ne düşünüyorsun? Böyle bir tecrübeli isim. Casper'ı sürekli izliyordum. Ona yani bir rol modeli olarak bakıyordum. Bir abi olarak falan.
Ama artık öyle bakmama gerek kalmadı. Beraber yarışacağız Casper'la. En iyisinden öğreneceğim direkt. Ve onun haricinde herkesin efsanesi bir yerden başlamalı, değil mi? Diyor. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press? Seni sürekli başka bir Formula 2'den Formula 1'e geçen bir sürücüyle, yarışçıyla kıyaslıyorlar. Ne düşünüyorsun? Devon Butler hakkında. Yani sana Devon, yeni Devon Butler mı diyorlar? Desek doğru mu? O da galiba onu pek hoşuna gitmedi. Thanks. Seni beğeniyorlar. Niye endişeleniyordum bilmiyorum diyor dayı. Kafana takma. Formula 2'de ne yaptıysan burada da aynısını yap diyor. Kolay diyor dayı. Brian dayı. Grafikler de yalnız 10 numara ha. Yeni nesil. Üf. Kar görünüyor. Haydi Aydın. Yapabilirsin. Bu arada arkadaşlar tercümede kötüysem kusura bakmayın, ben İngilizce bilsem de Türkçe tercümem her zaman sıkıntı. Evet, burası ne abi? Oda mı burası? Aa, aynen bizim oda. E-mail ne gelmiş abi? Weekend preview. Yani yarışta bu pisti söylüyor bize, bizim takımın artık teknisyeni mi ne? Brian arıyor. Brian dayı, ne haber? Odamda mısın? Evet, odamdayım. Sağa sola biraz bak. Umarım hoşuna gider. Her şey burada diyor. Bana bir iyilik yap. E-maillerini kontrol et. Evet, bizim engineer'miş. Mühendis. Casper Ackerman. Casper Ackerman abiden de bir mesaj var abi. I noticed that you left your paperwork over in the garage, so I handed it to your PA. You can thank me later. Kağıdımızı unutmuşuz, bir şeyi unutmuşuz. O bizim için halletmiş işi. Annesi arıyor şimdi Aydın'ı. Benim arkamda göremiyorsunuz oraları. Çocuğun annesi acayip bir aksanla konuşuyor. Saçını kestir falan dedi. Ondan sonra seninle gurur duyuyorum falana geçti. Tamam ana, tamam. Senin için yarışacağım ana. Ha, şimdi gelemedi, buraya gelememiş, o yüzden üzgünmüş. Aydın da diyor bir sonrakine gelirsin, merak etme. Annesi boş geyik muhabbeti yapıyor burada. Görüşürüz. Annenin yüzüne kapatmak istiyor musun diyor. İlerlemeye gittim. Tamam, teşekkür ediyoruz anneciğim. Bye. Ulan oğlum sen de 10 saatte kapatmıyorsun Aydın. Evet, şimdi Avustralya Grand Prix'si. Artık burada da lider tamamlamamız gerekmiyordur umarım. Yarışın ortasında yine giriyoruz bu arada. Artık Formula 1'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar 4. kez oynayışım. Çok zor bu. Formula 1, Formula 2 gibi en kolay da olsak bile kolay değil. Burada bakalım, dikkatli olmam lazım. 14.'üyüm. 11.liği yakalamamız gerekiyor. Casper abimizin arkasına gelmemiz hedef burada. Hadi bakalım. Bunları tamamlayamazsanız illa yeniden oynamanız gerekiyor. Yani öyle yok, 15. bitirdim bir şey olmaz, hedefe ulaşamadınız, şimdi şöyle ilerleyecek senaryo falan yok bu oyunda. Her şey düz ilerliyor. Ama burada da fena gitmiyorum. Biraz öğrendim pisti. O yüzden daha da iyi oynayabilirim diye düşünüyorum şimdi. Koçum çekilsene lan, seni geçeceğiz işte. Bakalım burada bir frenleme yeri gelecek. İçten alır mıyım? Alamadım. Şimdi buradan içten aldım. Yes, güzel. İllegal sayılmadı. Fena değil. Butler, seni geçemedim daha önceden. Burada geçebilir miyim? Geçtim. Toparlar mıyım? O da beni geri geçti. Yo, geçemedi. Geçemedi. İyi toparladı. Helal olsun. Ackerman abi, seni de geçeyim mi? Direksiyon. Eller direksiyonda Gürkan. Ayıp oluyor.
Akerman abimde geçersem ne oluyor lan acaba? Daha lap var. Birinciliği alabilir miyiz? Orası biraz yavaş da. Aha! Oo, güzel oldu. Yani erken bitmesi. Bakalım burada bir şey yapabilecek mi bizimkiler? Ondan bahsediyorlar aşağıda. Oo, Butler bizim rakibimiz, bizim düşman gibi olan eleman. Az önce onu geçtik. Burada bizimkiler kanka şeklinde onun geçmesine izin vermeyecekler. Takım arkadaşı şeklinde. Bak 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 bak. Oo. Bir dakika. Casper'a mı çarptı o? Ackerman burada bizim çocuğa vurdu. Yani o yüzden Pit'e gidiyor Aydın. Ben de sandım Aydın tecrübesizlikten Ackerman'a dokundu. Devam ediyoruz burada. Oo. Sıkıntı yok diyor ama. Nasıl hissediyorsun? Ya araba okey diyor. Tamam, biz de kaça düştük? 11'e düştük. Oo, bunu bitirmemiz lazım. Çok kötü oldu. Burada geri nasıl sarıyorum? Flashback yapalım abi. Tamam. Buraya flashback diyelim. Okey. Bunun olması iyi ya. Butler, seni yine geçeceğim ben. Çakal. Ama Ackerman, yani sen tecrübeli adamsın ya. Böyle ayıp oluyor. Toparla, toparla, toparla kurşun, toparla. Bizim arabaya belki hasar olduğundan da daha zorlaştı sanki oyun. Bakalım. Dikkat. Butler'a çarparak geçersek nasıl olur, güzel olur mu? Butler diskalifiye olsun. Kesin Butler'a karşı finalde son yarışı kazanmamız gerekecek. Öyle bir senaryo olur. Onu geç. Formula 1'i kazan. Öyle olabilir tahminimce. Daha önceden izlemedim. Sadece tahmin. Butler. Görüşürüz koçum. Burası da kötü oldu be. Butler geçti bizi. O geçemedi. Okey. Şimdi burada bizim Ackerman nerede acaba? Onu diskalifiye mi ettiler? Ne yaptılar? Ooo, flashback hemen abi. Flashback. Okey hocam. Bunu istediğim kadar yapabiliyor muyum acaba? Çok hilemsi gibi ama. Neyse. Yine aynı hatayı yaptım. Farkındaysanız, ama toparlayabildim gaza basmadığım için. Hadi koçum, hadi koçum. Bir yedincilik iyi gider. Arkadaşlar, Norris'i yakaladık neredeyse. 11. laptayız. Arada kesmişimdir muhtemelen. Aynı yerleri sürekli dönüp dolaştığımı görmek istemiyorsunuzdur. Bu geçiş noktaları FIFA'da bizim gol atmamız gibi olur o zaman. Bu kısımlar. Bak, süper gidiyoruz. Yavaşla Gürkan. İçten. Aynı Butler geçtiğim yerde geçtim. Güzel, güzel. Yani Aydın. 9. üstünde. Good job, eyvallah hocam. Burayı da iyi geçtim. Aa, bu kadar hızlı daha önceden gidememiştim. Liderliği ele geçirebilir miyiz? Aa, önde iki tane yakınlardalar. Güzel. Aydın gaza geldi. Yes bro, yes bro, yes bro. Çok iyi bir sekans burası. Yoldan çıkma. Tamam. Bunların ikisini de geçersem 7. mi oluyorum? Aynen.
Yoldan çıkma Aydın, yoldan çıkma Aydın. Öndekilere oldukça yaklaştım ama onlar da daha iyi gidiyorlar sanki. Aydın batırma. Vallahi batmaması çok şans ha burada. Dön 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 dön. Yavaşladık ama. Orada batırmamak büyük şans. Tabii flashback olayı da var. Orası da ayrı ama. Sürekli kullanmak istemiyorum. Hile gibi geliyor bana. Geldim 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 geldim. Güzel. Viraj geliyor. Burası benim şansım. Güzel, birini geçtim. Çok iyi, çok iyi. 8. Gasly'yi de geçebilir miyim burada? Burası tehlikeli viraj. Aha, Gasly. Finish'e gelmeden. Yes, 7'yiz. 7 ama öndeki 7 saniye ileride. Biz yani bu yarışı 7. bitirirsek yine iyidir arkadaşlar. Bunlar beni geçecekler. Kaptırdım abi, o dönüş çok kötüydü. Flashback bile yetmedi. Son lap. Burada tekrar 7.liği almam gerekiyor. Vallahi şunları çok yakınım ama ne zaman geçebilirim artık bilmiyorum. Burası bu arada Melbourne'muş arkadaşlar. Lewis Hamilton yarışı kazandı. Aa, Lewis Hamilton da mı buradaydı? Vay be. Tamam. Burası fırsat. Birini geçtik. Diğerini de geçer miyiz bu köşede? Geçtik. Önlerinde kal Aydın. Dikkat, 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 dikkat. Burası son yer. Bitiş, bitiş. Yes. 7. bitiriyor muyuz? Tekeli kaldırdık. Yes. Vallahi zor oldu arkadaşlar. 7. bitirmek bile zor oldu. Helal olsun Aydın ya. Uf, yorucu. Bakalım bundan sonra ne oluyor? Evet. Mercedes ve Lewis Hamilton kazandı. Yine tarihi bir galibiyet. Lewis Hamilton. Tanka geliyorum. Aydın geliyor. Yoruldum lan. Sanki ben yarıştım. Sayın seyirciler, şimdi Casper, aha, Lewis Hamilton. Yanında şu elemanın adı neydi? Bir aralar Vettel vardı, Alman. Bir aralar Alonso muydu, İspanyol. O ara ara takip ettiğim oldu ya. Evet, ilerlediğimizde, aha, bizim Aydın. Konuşuyorlar. Benim suçum değildi. Bilmiyorum ne oldu orada diyor. Kimin suçuydu o zaman? Hangi salak senin arabanın direksiyonun arkasındaydı? Rezilsin diyor. Hata yaptığında kabullenemiyorsun bile falan. Ya bu da Butler. Bu da diyor ki beni neredeyse uçurdun bugün şeyde, pistte. Anlatıyor. Butler diyor benim suçum yoktu. Ne olduysa hep senin yüzünden oldu. Bizim Aydın biraz heyecanlı ya. Şimdi röportaj verecek. Butler orada bununla dalga geçiyor biraz. Çaylak sürücü falan. Yani Formula 2'ye geri gitmesi lazım gibisinden laflar etti. Kadın da sordu Jackson ne yapmalı? Bu da diyor benim yolumun önünden çekilmesi gerekiyor. Aydın'ı hala bekletiyorlar. Bu kadın da zaten buna hasta gibi görünüyor. Seviyor onu. Ve sonunda gelebildiler mi Aydın'a? Aydın tedirgin. Olayı soruyorlar. Göstermeyecekler orayı bile. Burada sadece Butler'ın ne kadar dalga geçici, kötü bir karakter olduğunu bize göstermeye çalışıyorlar arkadaşlar.
Bu videodan da bu kadar. Bunun devamı gelsin mi? Daha fazla Formula 1 ve bu hikayenin sonuna kadar görmek istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanala abone olursanız geri kalanı da görürsünüz. Onun haricinde videoyu da beğenerek bana ne kadar hoşunuza gittiğini gösterebilirsiniz. Bir 5000 beğeni gelirse bence iyidir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Brian arıyor. Bir sonraki bölümde onunla konuşuruz. Hoşçakalın.